अलैक्म मैं हूँ अपीरा और आप देख रहे हैं अपीरा तहसीन रैक्शन ऐसे आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होती है इनकी आ, जैसे हम बाकी चैनल्स की करते हैं इनके चैनल की भी बहुत रिक्वेस्ट आती है तोलगा तो इनका जो चैनल है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड और ये ख़ुद जाते हैं इंटरव्यूज़ और सब करते हैं और और इनकी वंडरफुल वीडियोस होती है और हम बहुत सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा होती है इनकी वीडियो से भी हम लेते हैं तो इनकी वीडियो का जो आज हमें लिंक आया है टाइटल है वीडियो का वट विल एसा ए ई एस ए इनके एसा रेदार एट इसके बारे में वो क्या बता रहे हैं तो फिर इस पर फ़र्दर बात करेंगे और ये देखते हैं क्या बताते हैं क्योंकि आ, इनकी वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव होती हैं तो फ़ौर से चलाते हैं Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bu hafta sonu ha. savunma sanayi açısından çok aktif geçti. ISR radar sistemi ASELSAN tarafından geliştirilmiş Murat Yüz, Baykar'ın akıncı taarruzu insansız hava aracı üzerinde uçtu. Aynı zamanda ROKETSAN kara atmaca ile ilgili çok önemli bir testi yaparak mesafe, menzil rekoru kırdı. Üçüncü hmm. konumuzda da Baykar'ın geliştirdiği mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 seyir testi yaptı. Hadi gelin hmm. birlikte bu üç konuya beraber bakalım. Türk savunma sanayinin en büyük şirketi. Aselsan 2018'den bu yana AESA olarak adlandırılan bir hava aracı için geliştirilmiş bir burun radarı üzerine çalışıyor. AESA'nın açılımı hmm. Aktif Dizin Taramalı Radar Sistemi. Yani normal ha. radarlara göre çok daha etkili, geniş bir alanı tarayabilen, aynı anda çok hmm. fazla hedefe odaklanan bir sistem. Bu sistemle Oo. birlikte daha detaylı elektronik karıştırmaya oldukça duyarlı bir sistem hava araçlarının üzerinde 4.5. nesil olarak da adlandırılan F-16'ların blok 70, Eurofighter'ların yeni modelleri veya Rafal gibi savaş uçaklarında AESA radarlarını görüyoruz ve bu radar sistemi çok daha hmm. yüksek performansıyla hava aracının kabiliyetlerini wow. de arttırıyor. 2018 wow. yılından bu yana ASELSAN, AESA radar sistemlerinin hava araçlarına entegrasyonu konusunda çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaların ilk meyvesini F-16'larda gördük. 2024'te f 16nın özgür modernizasyonu projesinde yabancı radar'a alternatif olarak geliştirilen Murat radarı test uçuşlarına başladı. F16 özgürden sonra kullanılan ikinci hava aracı ise Baykar'ın akıncısı oldu. Aselsanın amacı Hürjet, Anka 3, Kızılelma ve sonrasında da milli muharip uçan yeni nesil yerli ve milli AESA radarını entegre edebilmek. Türkiye Murat 100 serisi AESA radarı ile birlikte bu konu da teknoloji geliştirebilen, sistem tasarlayabilen 5. ülke olmuş durumda. Ayasa radarındaki en önemli detayların başında da galyum nitrat çip geliyor. Bunun ha, altyapısının oluşturulması, nitri. sistemin geliştirilip radar üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi hem de bunu milli imkanlarla yapabilmek büyük önem arz ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki Akıncı üzerinde Ayasa radarının kullanımı neyi amaçlıyor? Tamam savaş uçağını anladık. Akıncı'nın burnuna takılan Murat radarı Öncelikli olarak geniş bir alanın taramasını sağlayacak. Burada neler yapılabilir? Örneğin bir sürü drone saldırısı var veya düşman ülke çok sayıda seyir füzesini atmış durumda. İşte bu durumda Akıncı TİA bölgede uçarak geniş bir alanı tarayacak ve tehditleri ortaya koyacak. Yani seyir füzesi gibi çok alçaktan uçan yakalanması zor ve aynı şekilde sürü İHA gibi yavaş uçan çok küçük hava araçları AYAS radarıyla birlikte çok daha rahatlıkla görülecek. Hedef bulunduktan sonra akıncının veya farklı hava araçlarının taşıyacağı füzeler bunların düşürülmesi üzere ateşlenecek. Bunu neden anlatıyorum? Bir insansız hava aracıyla bazı görevleri çok daha ucuza Aa. ve düşük maliyetle yapabilmek mümkün. Bunu şöyle örnek vermek gerekirse geçtiğimiz aylarda İran bir balistik füze ve seyir füzeleri sürü dronlardan oluşan çok ciddi bir taarruzu İsrail'e gerçekleştirmişti. Bu tür tehditler özellikle Irak ve Ürdün hava sahasında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın sahip olduğu uçaklar tarafından hmm. bunlar hava hava füzeleriyle düşürülmüştür. Görev için hmm. çok basit bir drone için bir F-15, F-22, Rafale veya Eurofighter kaldırmak zorunda kalmışlardı. Ateşledikleri füzelerle bunları vurmuşlardı ve İsrail hava sahasına girmeden bunların önemli bir kısmı bertaraf edilmişti. Şimdi ben hmm özel bir savunma akıncı üzerinden gerçekleştirilecek. Akıncıya konulacak TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş Bozdoğan, Gökdoğan Bolken. gibi hava hava füzeleriyle Bunlar etkisiz hale getirilebilir veya Oo. daha düşük özellikle TB2 ye yerleştirilecek sungur füzesiyle Aa. birlikte bu tür Yepde. hava araçları çok daha etkin maliyetle vurulacak ve bertaraf edilebilecek. Murat 100 AES radarı Akıncı'ya takılmasıyla birlikte insansız hava araçları için artık yeni bir sayfa açılıyor. Aynı 4.5. nesil 5. nesil savaş uçakları gibi İHA sistemleri de çok gelişmiş AES radarları taşımaya ha. başlayacak. Ben bu anlamda Akıncı için ihracat konusunda yeni bir sayfa açılacağını açıkçası düşünüyorum. Sonrasında buraları bekleyen yine TUSAŞ'ın jet motorlu TUSAŞIN ANKA uççu, Baykar'ın hmm. geliştirdiği kızıl ELMA var. Aynı zamanda jet eğitim uçağı Hürjet'e takılacak bu radarla birlikte bu uçağın hmm. eğitimden yakın hava desteğine hafif silahlı saldırı wow. modeline Peki, geçişte de önemli bir altyapı sağlayacak. Ha. Hafta sonu Roketsan paylaştığı video ile birlikte kara atmaca ile ilgili yeni bir menzil rekorunun kırıldığını açıkladı. <laughs> daha önceki rekor savunma sanayi başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün paylaşımıyla 400 kilometrenin üzerine çıkıldığıydı. Demek ki füzenin menzili daha da uzamış durumda. Biliyorsunuz menzil işleri istihbarat konusuna girdiği için bunlar kamuoyuna ya bir devlet görevlisi tarafından açıklandığı zaman biz sizlere söylüyoruz veya üretici şirketler bunları kendi web sayfalarına yazdığı zaman sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadarla rekor kırdı açıkçası bilmiyoruz. Biz bunun 400 kilometre ve üzeri olarak değerlendiriyoruz. Atmaca gemiden atılmak üzere tasarlanmış bir seyir füzesiydi. Sonradan wow. kara versiyonu çıktı. Kara versiyonu Kalejet tarafından var, geliştirilmiş KTJ 3700 motoruyla birlikte uçuyor ve 250 kilogram ağırlığında da harp başlığına sahip. Türk Kara Kuvvetleri'nin hmm. envanterine kara atmacanın girmesiyle birlikte 400 kilometrenin uzağına nokta atışı gerçekleştirilebilecek bir füze envantere girmiş olacak. Ben bu açıdan kara atmacanın ilerleyen yıllarda da amca. farklı bir ihracat pazarına ulaşacağını düşünüyorum. 250 hmm. kilogramlık harp başlığının taşınmasında kale Jet'in geliştirdiği KTC 3700 serisi motorlar büyük önem arz ediyor. Bu motorlar rakiplerine göre daha az yakıt harcayarak füzenin daha uzun mesafelere gitmesini sağlayabilecek özelliklere sahip. Bu açıdan da bu füzenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. KTC 3200 ile başlayan 3700 aynı şekilde çakır için geliştirilen 1750 Nm'lik itiş gücüne sahip motorlar ha. yeni bir motor wow. ailesini aynı zamanda oluşturmuş durumda. Yani füzeyi yaparken geçmişte yaşandığı gibi motor konusunda herhangi bir yurt dışından almak veya onların ihracat kısıtlarına takılmak yerine bu motorun da yapılmasıyla birlikte Türkiye karatmaca ile ilgili de ihracat konusunda hmm. yeni pazarlara, yeni yerlere doğru ilerleyecek Bu testte dikkat çeken bir başka önemli özellik daha var. Daha önceden yabancı araçlar üzerine kara atmacanın konulduğunu görüyorduk. Bu sefer Koluman tarafından geliştirilmiş Derman 8 x 8'in üzerinde kara atmacayı gördük. Aynen. Yani basit bir kamyon olarak olarak adetmeyin bunu. O füzenin taşınması hmm. sistemin gereklilikleri açısından o kamyona yapılacak mühendislik modifikasyonları çok önemli. Motor, arayıcı başlık, harp başlığı derken kamyon konusunda da yerli bir çözüm sunuluyor. Koluman'ın zaten 8 x 8 serisi Türk Kara Kuvvetlerinin envanterine girdi, kullanılıyor. Bu açıdan da bu kamyonlara yeni bir satış alanı oluşturulmuş durumda. Hmm. Gelelim üçüncü konumuza. Baykar insansız hava araçlarından sonra da mühimmat sektöründe oldukça farklı bir ilerleyiş içerisinde Günümüzde seyir füzeleri çok önemli. Bir hedef tanımlıyorsunuz. Çok alçaktan uçuyorlar, yüksek süratle gidiyorlar ve görülmeden hedeflerine doğru ilerliyorlar. Ama seyir füzesi dediğimiz zaman, hava araçlarından atılan sistemler dediğimiz zaman devasa, çok pahalı füzeler aklınıza gelebilir. Bunların yanı sıra Baykar, Keman Keş 1 olarak adlandırılan yeni bir mühimmat geliştirdi. Bu sistemin özelliği çok hafif olması ve TB2 üzerinden ki TB2 temel bir insansız hava aracı olarak kabul ettiğimiz zaman iki adet taşınması çok çok önemli. Yani insansız bir hava aracıyla risk almadan bir yere kadar keman keşi götürüyorsunuz ve mühimmat kanattan bırakıp kendi yolculuğuna başlıyor ve bunu da yaparken yapay zeka kullanıyor. Yapay hmm. zeka kullanmasının iki farklı özelliği var. Yapay zekanın birincisi hedef tanıma, ikincisi de arazi takip. Yani hedefine wow. giderken füze yapay zekayla Yapacağınız bir hedef değişikliğini hmm. veya hedefle planlananlar arasında bir fark var mı bunu görüyor. İkincisi herhangi bir karıştırma veya Başka bir şey meydana geldiği zaman araziyi tanıyarak hangi yoldan nasıl gideceğini yapay zeka yeni bir rota oluşturuluyor. Bunlar hmm. kemankeş için çok çok önemli özellikler. Geçtiğimiz günlerde de Baykar seyirle ilgili de bir test yaptı. Bu test görüntülerinde TB2'nin kanat altına yerleştirilmiş iki kemankeşi kemankeş. gördük. Kalkış sonrasında hedefe atış gerçekleştirildi ve kemankeş seyrini tamamladıktan sonra paraşütünü açarak indi. Bu tür seyirlerde füzeyi kaybetmemek ve daha düşük maliyetli bunu yapabilmek için bu tür paraşüt sistemleri hmm. konulabiliyor. Test tamamlandıktan sonra paraşüt açılıyor ve mühimmat yere iniyor. Böylelikle motoru, diğer sistemleri bir sonraki testler için de tekrar kullanılabilir hale geliyor. Hmm. Sonuçta savaş ekonomisinde de aynı durum. Testlerde ha. de aynı durum. Maliyetleri kontrol etmek büyük önem arz ediyor. Evet hafta sonu Test. oldukça hareket hareketli geçti. Hmm. Bu üç konuyu sizin için toparladım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Aynı zamanda konu önerileriniz de sizlerden bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız aboneliğe <laughs> sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Amazing. Wonderful. Yani ki çok bohaz kuş और सेकेंडली जो इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ज़्यादा जो है लीथल भी है और बहुत ज़्यादा यानी कि मुझे तो अच्छा लगा कि वो चीज़ें जो है जो भी यानी कि वो कर रहे हैं और जो भी अनबार्ट के साथ और जो भी मिसाइल्स और जो भी रेडार सिस्टम वो हेल्प करेगा वो जितने भी हमारे ड्रोन्स हैं हमारे जेट्स हैं हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हेल्प करेगा ज़्यादा फोकस करने में और ज़्यादा उसको सही तरीके से टारगेट करने में तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और और बाकी साथ साथ जैसा मैंने पहले भी हमेशा वीडियोज़ में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो कामयाब टेस्ट हो रहे हैं और इधर भी इन्होंने जितने टेस्ट भी कर रहे हैं वो कामयाब टेस्ट किए जा रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा जैसे उन्होंने कहा था कि प्लीज़ लाइक लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और जितना आप वीडियो को शेयर करते हैं उससे भी तो यही आपका प्यार है तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर करने के लिए इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ हमें भी लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा अपने घरों में फूसें